Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Örgü mü dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine çok farklı ve çok güzel bir paspas çalışması yapacağız inşallah. Ve bu paspası nasıl yaptığımı sizlere anlatmak istiyorum. Benim çok hoşuma gitti. Tamamen kendime ait bir tasarım olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü daha önce herhangi bir yerde görmedim ben bu şekilde. Şimdi bunda arkadaşlarım tonus işi şöyle bir şişimiz var, tığımız var ve halı kaydırmazımız var. Ve bunda arkadaşlarım fark ettiyseniz böyle düz bir ip kullandım. Kullandığım ip de şu arkadaşlarım Ören Baya'nın Madame Tricot Paris Trend Jacket diye geçen ipini kullandım arkadaşlar. İlk defa böyle bir çalışma yaptım ve çok da hoşuma gitti. Sizlerle de hemen paylaşmak istedim arkadaşlar. Evet, şimdi kısaca şöyle bir anlatmak istiyorum. Gördüğünüz gibi ilk içerisinden çıkartmak daha rahat oluyor arkadaşlarım ipi. İçinden çıkarttığınız zaman şöyle çektikçe geliyor zaten. Şimdi bu içinde şuradan başladım köşeden ve devam ediyorum arkadaşlarım. Bir de ayrıca şeyler için bu şiş şey yetmez, bu paspasın boyu diyen arkadaşlarım için de bir ne yapabilirim diye düşündüm ve bu şekilde bir yöntem aklıma geldi. Hem de çok farklı, değişik bir desen ortaya çıktı gördüğünüz gibi. Şimdi buradan başladım köşeden. Burayı bu pembeyle, koyu pembeyle yaptım arkadaşlar. Daha sonra ise kahverengi ipime geldi sıra. Hemen buradaki ipimi buradan kestim. Şuradan kestim. Buraya kadar yükselmişti çünkü. Sonra bu kahverengi diğer köşeye gittim arkadaşlar. Daha doğrusu şu şekilde paspasımın boyutunu düşünün, yani enini düşünün. Şu şekilde ikiye katladım ve orta yerine gelene kadar gördüğünüz gibi koyu pembe ile yaptım. Daha sonra gelen renk kahverengiydi. Onunla da diğer köşeden başladım. Ve onu da buraya kadar, ortaya kadar getirdikten sonra arkadaşlar şu açık pembe ipime geldi sıra. Hemen bu kahverengi ipimi kesip diğeriyle başladım ve devam ettim arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi tekrardan koyu geldi. Bunları 10 sıra yaptım. Yani şurada 10 tane bu şekilde sıramız var arkadaşlar. Bakın şöyle tunus işi olarak yaptım. Çok da güzel olduğunu düşünüyorum. Bu 10 sırada tabi bunu dilediğiniz kadar yapabilirsiniz. Onu hemen söyleyeyim. Yani ipiniz mesela 15'e yettiyse her ip o kadardır diye düşünüyorum. 15 tane yapabilirsiniz. Ya da çok da önemli değil aslında. Hani kaç sıra olduğu veya şey olduğu. Mesela şuradan itibaren başka renkte yapabiliriz. Dediğim gibi şu köşeden başlıyoruz ve devam ediyoruz. Ortaya geldiğimizde bırakıyoruz ve diğer tarafa geçip diğer tarafı da aynı şekilde yapıyoruz. Eğer bu şekilde yapmak istiyorsak. Şimdi şöyle geçelim. Evet, dediğim gibi tunus işi böyle tığ olan ve 3,5 numara arkadaşlarım. 3,5 numarayı kullanıyorum. Dilediğinizi kullanabilirsiniz. Sadece şu deliklerden rahat geçmesi önemli arkadaşlar. Boyu, yani bu büyük numarası hiç önemli değil. Buradan nasıl geçireceğiniz rahat olacaksa onu kullanın derim. Şimdi böyle bir ipimize 3,5 da gayet rahat oldu. Rahat alındı içerisinden. Hemen başlayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi açık kahveye gelmişti sıra. Şöyle bakın, burada kalmışım. Kenarından hemen başlamak istiyorum arkadaşlar. Şöyle şuradan alıyorum. Şuradan ve buradan alıyorum arkadaşlar. Şöyle bakın, bir üst sıraya geçtim. Hemen buradan alıyorum. Burası kenar olduğu için bir tane şu şekilde zincirle bağlıyorum. Kenarına da herhangi bir şey yapmanıza gerek yok arkadaşlarım. Bakın gayet de güzel duruyor. Kenarına ayrıca bir şey yapmak için uğraşmanıza gerek yok. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Hemen bir, bakın şuradan almıştım. Buradan almıyorum. Bir tane atlıyorum ve şuraya geçiriyorum. Şu şekilde içerisinden topluyorum şişimin başına. Şimdi bunu atlayacağım. Bakın hemen şunu atlıyorum ve şuraya geçiyorum.
şu şekilde alıyorum ve içerisinden geçiriyorum. Bir tane, yani bunu almıyorum. Çok sıkı oluyor. O da güzel olmadı arkadaşlarım. O yüzden bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Şöyle bakın, hemen aldım ve çekiyorum içerisinden. Hemen bir ileriye gidiyorum. Aldım ve çektim. Şişimizin boyu da gayet yeterli olacaktır. Evet arkadaşlar, örgümü dediniz kanalında çok farklı paspaslar olduğunu göreceksiniz. Çok talep alıyor çünkü. Çok istekte bulunan arkadaşlarım var. Hani paspaslar çok sevildi. Ve ben de elimden geldiği kadar nasıl yapabilirim, nasıl kullanışlı olur? İnanın çok kullanışlı oluyor. Ben 5 yıldır falan kullanıyorum. 30 derecede yıkıyorum arkadaşlarım. Ne halı kaydırmaza bir şey oldu, ne sakallı iple yaptığım çalışmalarım da var. Ona da bakabilirsiniz arkadaşlar. Ne o sakallı iplere bir şey oluyor. Hiç bir şey olmadan gayet güzel bir şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlarım. Şöyle bakın. Hemen alıyorum ve içerisinden çıkartıp şişimin başına topluyorum arkadaşlar. Ve diğeriyle birleşim yerine geldim. Gördüğünüz gibi. Oraya da hemen şu şekilde. Bakın, bu son yerim. Şöyle göstereyim. Oradan da arkadaşlarım, yine bakın buraya gelmiyorum. Buradan alıyorum. Buradan alıyorum. Hemen denk gelen yerden aldım arkadaşlar. Ve şu şekilde bir tane, burası kenar olduğu için 4 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4. Ve 5. de ikisini birlikte alıyorum arkadaşlar. Sonra 1, 2, 3, 4 tane zinciri şu şekilde 4.'yü içerisinden geçiriyorum. 1, 2, 3. 3 tane normal zincir çektim. 4. de bakın şu şekilde aldım ve çekiyorum. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 ve 4. 1, 2, 3. Şu şekilde devam ediyoruz arkadaşlarım. Bu zinciri birer tane daha fazla yaparsanız o zaman biraz daha kabarık duruyor ama en ideali bu şekilde oldu. Ben birkaç tane denedim. En güzeli 3 zincir normal çekip 4. de birbirine eklemek oldu arkadaşlarım. 1, 2, 3, yani bu şekilde. Ve çok çabuk ilerliyor. Bu ip de çok hoşuma gitti. Güzel bir ip. Ve bu tarz çalışmalarda da rahatlıkla kullanabileceğimiz bir ip arkadaşlarım. Şöyle geldim. 1, 2, 3 ve 4. de ekledim. Şimdi bakın son yerim. Burada zaten benim çekmiş olduğum 3 tane zincirim var. Hemen bunu şöyle 1, 2, 3 tane çekiyorum ve ekliyorum arkadaşlar. Burayı da bu şekilde ekledikten sonra hemen yan tarafa tekrar bir üst sıraya geçeceğim. Bakın şöyle alıyorum. Şuradan şöyle göstereyim, daha net olacak. Bakın şuradan aldım. Hemen buraya bir tane şu şekilde zincirimi çektim. Sabitledikten sonra yukarıya şu şekilde kaydırdım. Ve hemen bir yani buradan değil, hemen bir yanına kaydırma yapıyorum. Ve oradan yine az önce yaptığımız gibi iplerimizi toplamaya başlıyoruz. Şu şekilde ilmeklerimizi içerisinden, altından geçirerek toplamaya başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle hemen
Bakın çok yapımı aşırı kolay. Görünümü de bir o kadar güzel. Ve ipler de gayet uygun fiyatlı. Bu ip yani özellikle. Bunu arkadaşlarım evde kalan iplerinizden de yapabilirsiniz. Yani evde kalmıştır böyle parça parça, illaki hepimizin evinde vardır. Alın bir halı kaydırmaz. Yapın bu şekilde ve paspas olarak banyoda, kapı önünde, yani nerede isterseniz kullanacağınız güzel bir yerde, lavaboların önlerinde çok kullanışlı oluyor arkadaşlarım. Lavabo önlerine serince hemen yıkaması da kolay olduğu için, bakın aldım yine şu şekilde 1, 2, 3, 4 tane çekiyorum kenar kısmı olduğu için, 5. de diğeriyle birlikte alıyorum. 1, 2, 3, 4 tanesini şu şekilde alıyorum. 2, 3 ve 4. Ve 4. 1, 2, 3 ve 4. Evet arkadaşlar, şimdi bir de sizlere nasıl başlandığını da kısaca anlatsam yeterlidir. Mantık aynı zaten. Yani burada büyüğünü çok olanını göstermek istedim sizlere. Şimdi bir de köşeden başlama şeklini göstereyim. Yeterli olacaktır zaten, anlaşılmıştır. Yani ilmekleri bu şekilde alıp birer atlayıp birer atlayıp, daha sonra üzerine işte üçer zincirle arada 4. de bağlama kaydıyla bu şekilde yapıyoruz. Ve bunu yine bir tane atlatıp hemen bir üst sıraya şu şekilde, bakın aldım bir zincir çektim. 2 şöyle bir zincirden sonra yükseltiyorum. Ve devam ediyorum yine aynı şekilde. Ve böyle dilediğimiz boyutta sıra yapıyoruz. Şimdi köşeden başlamasını bir göstermek istiyorum sizlere kısaca. Şöyle arkadaşlarım, köşeden başlıyoruz zaten. İlk başlangıcımız o şekilde olması lazım. Şöyle aldım, şişimi geçirdim ve içerisine şu şekilde ipimi aldıktan sonra bir tane zincirle sabitliyorum ve yukarıya doğru çekiyorum onu. Ve bir üst sıraya geçiyorum arkadaşlar. Bakın şöyle aldım. Şuradan hemen buraya kenar olduğu için bir tane zincirle sabitledim. Sonra hemen yanından, bakın buranın içerisinden almıyorum. Hemen bir yandan kaydırdım ve oraya da aynı şekilde bir tane çektim yukarıya doğru. Sonra bakın bu köşe olduğu için şöyle denk gelecek. Buradan da aynı şekilde bakın şöyle aldım. Bir tane zincirle sabitledim ve daha sonra 1 2 3 4 5. de diğerine ekliyorum. 1 2 3 4. de ekliyorum. 1 2 3 4. de ekliyorum arkadaşlar. Ve şimdi tekrar bir üst sıraya geçeceğim. Şöyle şurada bakın. Oradan da aynı şekilde bir zincirle sabitledim ve yukarıya doğru çıktım ve hemen şu şekilde yan tarafa kaydırma suretiyle şu şekilde gidiyorum. Ve sonuncuyu aynı yerden almak zorundayım. Çünkü kenar kısmı arkadaşlarım, şöyle aldım ve yukarıya çıktım. 1, 2, 3, 4, 5. de bağladım. 3, 4, 4. de bağladım. Şöyle 5, 4. de bağlıyorum. Şu şekilde bağlıyorum. Ve böyle gördüğünüz gibi şu şekilde üst üste yaptıkça daha da ileriye gidiyor ve şu şekilde kapanıyor arkadaşlarım. Hiç şeyiniz olmasın. Arkası da bu şekilde bir görünüme sahip oluyor. Evet, bugünlük de Örgü Mü Dediniz kanalından bu kadar arkadaşlar. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Örgü Mü Dediniz kanalıma halen abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar.
Desteklerinizden dolayı şimdiden sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.